Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Bugün size anlatmak istediğim kitap İsmet Özel'in Sorulunca Söyleneni. İsmet Özel'in Sorulunca Söyleneni Kiyo yayınlarından çıkmış. Bakayım size baskı tarihini de söyleyeyim. Kasım 2019 baskısı bu. Yani dördüncü baskıymış. Kiyo yayınlarının açılımı da Tam İstiklal Yayıncılık Ortaklığı'ymış. Şöyle kitabın da kapağını bir göstermiş olayım yüzüme getirerek. Böyle en güzel gözüktüğü açı bu olsa gerek. Evet arkadaşlar, kapakla da tanışmış oldunuz. Kitap çok güzel. İsmet Özel'le yapılmış söyleşilerden oluşuyor. 80'lerden 90'lara uzanan bir aralıkta. 80'lerden söyleşiler de var, 90'lardan da var. O söyleşilerden çok işaretlediğim yerler var. Hepsini mümkün değil, buraya sığdıramayız. Aşırıya kaçmış oluruz. Mümkün mertebe az az atlaya atlaya okumaya çalışacağım, alıntılarımı söylemeye çalışacağım. Şöyle geçelim. 12. sayfadan mesela bir tane okuyayım. Günlük hayatımız bazı ebedi hadiselerle temasımıza vesiledir. Günlük hayatımız bazı ebedi hadiselerle temasımıza vesiledir. Şöyle yukarısından gelirsem, şimdi şiirdeki muhteva gerçekten bizim gündelik kavrayışımızdan uzaktadır. Dolayısıyla siyasetten de uzaktır. Ancak günlük hayatımız bazı ebedi hadiselerle temasımıza vesiledir. Yani günlük hayatı reddetmek bahis konusu değildir. Şurası ilginç geldi bana. İnsanoğlunun neden gündelik bir yaşamı var? Çünkü o gündelik yaşam hakikaten ebedi hadiselerle temasımızı sağlıyor. Biz Allah'ı o günlük hadiselerin içinde eserleriyle tanıyoruz. Eğer o gündelik yaşamın şeyleri olmasa, parçaları olmasa, evet o gündelik yaşam bize küçük gözüküyor, bize önemsiz gözüküyor. Kendi hayatımız olarak çok da böyle toplumun önünde birisi değilsek, yani bunlar detaylarmış gibi, arka planda kalmışız gibi geliyor ama bizim bize özel, ehadi dairede o Cenab-ı Hakk'ın marifetiyle, eserleriyle, tecellileriyle temasımız o gündelik hayat içinde oluyor. Ve zaten o gündelik hayat bize cenneti, cehennemi kazandırıyor. Orada hakkını veriyorsak, komşumuz komşuluğun hakkını veriyorsak, kardeşliğin hakkını veriyorsak, ne diyelim evlat olmanın, baba ana baba olmanın hakkını veriyorsak, o bize ahireti kazandırıyor. O yüzden bu tespiti beğendim. Mesela şu da ilginç geldi. 13. sayfa. Biz canımızı ortaya koyabiliriz ama adımızı herhalde en sona koyarız. Ne güzeldir ki İslam edebiyatında, İslam düşünce tarihinde ferden insan ismi yoktur. Yani onun şunun oğlu ya da bunun şunun oğlu ya da şunun babası şeklindedir. İsimler böyle ya İslam tarihinde. Hiçbir zaman edep onların kendi adlarını vermelerine imkan tanımaz. Aslında keşke bunu yaşayabilsek ama yaşayamıyoruz diyor falan. Devam ediyor bu metin. Devam edelim biz de. Güzel bir cümle, 20. sayfa. Şiir olan bir şeyin keşfedilmesi gerekiyor. Şiir olan bir şeyin keşfedilmesi gerekiyor. 21. sayfada. Edebi bir metni okumam, yani tüketmem, aslında onu yeniden üretmemdir. Edebi her metni okumam, düzeltiyorum. Edebi metni her okumam, şimdiden doğrusu oldu. Edebi metni her okumam, yani tüketmem, aslında onu yeniden üretmemdir. Devam ediyoruz. Daha da hızlı gidelim, buradakini atlayalım. Aa, burası güzel. 26. sayfa. İslam benim için bir şifadır. Şuradan başlayayım ya. Ben bugün Kur'an'a bağlanmakla varoluşsal güvenliğime kavuştuğum inancındayım. Ben bugün Kur'an'a bağlanmakla varoluşsal güvenliğime kavuştuğum inancındayım. Ancak bu güvenlik noktasından sonradır ki özgürlük elde edilebilir. İslam benim için bir şifadır. Yaralı olmayan veya yarasını tanımayan bu şifadan nasibini almaz. Yaralı olmayan
veya yarasını tanımayan bu şifadan nasibini alamaz. Devam ediyoruz. Hızlanalım. Aa, burası güzel. Aslında arka kapak yazısı da aynı zamanda. 31. sayfa. Soruyorsunuz, İslam düşüncesi bir kalkınma ideolojisi olabilir mi? Soruyorsunuz, İslam düşüncesi anti-emperyalist bir mücadele programında temel unsur haline gelebilir mi? Soruyorsunuz, İslam düşüncesi komünizme karşı bir silah olarak kullanılabilir mi? Bunların hepsi 20. yüzyılda yapılmıştır ve yapılmaktadır. Ama bütün bu olup bitenin, devam etmekte olanların kelime-i tevhid ile müsbet manada bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. İslam'ı bir araç olarak görmek, burası önemli arkadaşlar, İslam'ı bir araç olarak görmek, İslam'dan daha üstün hedeflerin bulunduğunu kabul etmek anlamına gelir. Eğer İslam'dan, yani Allah'a teslimiyetten daha üstün değerler varsa Müslüman olmaya ne gerek var? Eğer İslam'dan, yani Allah'a teslimiyetten daha üstün değerler varsa Müslüman olmaya ne gerek var? Çok güzel. Sayfa. Zamanın değerini ancak yapılacak işi olanlar bilir. Zamanın değerini ancak yapılacak işi olanlar bilir. Biraz hızlanalım. Aa, burası güzel. Bunu da paylaşmalıyım. Mesela diyorlar ki, otomobille ister camiye git ister meyhaneye, yaya camiye giderken her adımında elde edeceğin sevabı feda et. Olmaz. Yine diyorlar ki, efendim bilgisayar yaptık, kodlanmış ayetlerin, hadislerin bas düğmesine gelsin. Doğru ama bir hafızın değerinde midir 100 tane bilgisayar? Mümkün değil. İnsan zaten Kur'an-ı Kerim'i okurken oluyor. Makine insanı öldürmüyor ki. Bak, insan zaten Kur'an-ı Kerim'i okurken oluyor. Makine insanı öldürmüyor ki. Yani hafızlık aslında bir oluş süreci, ezberleyiş süreci değil sadece diyor. Bilgisayar yapıyor diye o işi hafızlardan vaz mı geçelim? Ama o hafız zaten o Kur'an'ı okurken oluyor. Çok güzel. Devam ediyoruz. Çağdaş bilim, bilim adamlarının da kabul ettiği gibi insan zihninin bir tarafının artırılmasından, azdırılmasından, bir yanının hakimiyet kazanmasından doğan bir olay. Çağdaş bilim, bilim adamlarının da kabul ettiği gibi, insan zihninin bir tarafının artırılmasından, azdırılmasından, bir yanının hakimiyet kazanmasından doğan bir olay. Devam ediyoruz. Buraları hızlı geçiyoruz. Biraz gideyim ki ortalardan da okumuş olayım. Bunu da geçeyim ya. Çünkü biraz uzun olacak. Şöyle bir yerden okuyayım bunu da. Batı'da da kadın özgürlüğünü savunan kadınların birer eşya, birer nesne olarak sayılmasına karşı çıktıkları için bunu söylüyorlar diyor. Şöyle yukarıdan alayım. Kadın özgürlüğü meselelerini ciddiye alan hiç kimse söylediğiniz tarzda düşünmüyordur. Yani kadınların vücudunun bir meta olarak anlaşılması doğrudan doğruya kadın özgürlüğü meselesinin aleyhinde bir tutumdur. Bu Türkiye'de olduğu gibi Batı'da da böyledir. Batı'da da kadın özgürlüğünü savunanlar kadınların birer eşya, birer nesne olarak sayılmasına karşı çıktıkları için bunu söylüyorlar. Türkiye'de ciddi bazı kadın meselelerini ele alan insanlarla, kadınların istismarıyla Türkiye'de bir ahlaki çöküntüyü hazırlandıran insanlar garip bir şekilde aynı kampta yer alıyorlar. Bak, ilginç. Türkiye'de ciddi bazı kadın meselelerini ele alan insanlarla, kadınların istismarıyla Türkiye'de bir ahlaki çöküntüyü hızlandıran insanlar garip bir şekilde aynı kampta yer alıyorlar. Bu iki insanın aynı insan olduğuna inanmıyorum. Ama Türkiye'de tarihi gelişim o noktaya geldi ki
kadınları saygılı sayan insanla kadınları bayağılaştırmaya çalışan insan Müslümanlara karşı aynı kampta yer alıyor. Ortada bir gariplik var. Rusya üzerine tespiti var. Uzun bir paragraf. Şuradan okuyayım. Yok, bunun hepsini okumam lazım, yoksa anlayamazsınız. Şöyle bir yerden okuyayım bari. Diyebiliriz ki Rusya'nın sınır komşuları söz konusu olduğunda yukarıda söylediğimiz sempati sağlama çabası yerini kolaylıkla hangi araçlarla olursa olsun gücünü hissettirme politikasına bırakmaktadır. Hızlanalım. ...115. sayfa... Sanat bir şeyin yerini tutmak için vardır. Sanat bir şeyin yerini tutmak için vardır. Toplum düzeni oldukça sağlıklı diyebileceğimiz insanların zihni sağlam demektir. İnsanların zihin olarak sağlam dayanaklar içinde olduklarına inandıkları bir toplumda büyük sanat eserleri çıkacağına inanmıyorum. Bir toplum düzeni acıları derinleştirdiği oranda sanat eserlerini de yüksek seviyelere vardır. Hızlanalım. Şuradan bir yerden okuyayım. Dinini terk edebileceği halde dinini terk etmiyorsa bir insan, o insan toplumda büyük bir tehlike olarak görülüyor. Bu da genel olarak irtica olarak yansıtılıyor. Dinini terk edebileceği halde dinini terk etmiyorsa o insan toplumda büyük bir tehlike olarak görülüyor. Bu da genel olarak, irtica olarak yansıtılıyor. Şurası da güzel, 126. sayfada. Benim anlamaya, anlatmaya çalıştığım ve anlaşılmasını istediğim şey şu. Türkiye'deki sol ancak zorbalığın gölgesinde yaşayabilir. Çünkü teorinin dayanacağı toplumsal kuruluşlar, sınıflar mevcut değil Türkiye'de. Devam ediyoruz. Bu da güzelmiş. Okuyayım. 131. sayfa. En dikkate değer ahlak doktrinlerinin çıktığı toplumlar, çoğunlukla ahlaksızlığın hayat içinde önemli yer tuttuğu toplumlardır. En dikkate değer ahlak doktrinlerinin çıktığı toplumlar, çoğunlukla ahlaksızlığın hayat içinde önemli yer tuttuğu toplumlardır. Buraları hızlanalım. Kitap kalın çünkü arkadaşlar. 146. sayfa. Müslümanlar birbirlerini kafirleri anlamaktan, anlamaya çalışmaktan daha çok anlamaya çalışmalıdırlar. Müslümanlar birbirlerini kafirleri anlamaktan, anlamaya çalışmaktan daha çok anlamaya çalışmalıdırlar. Sanıyorum böyle bir eksiklik var. Yani Müslümanlar birbirlerine tanıdıkları anlayış payından fazlasını kafirlere tanır gibiler. Müslümanlar birbirlerine tanıdıkları anlayış payından fazlasını kafirlere tanır gibiler. Yine hızlanalım. Şurası güzel. Panislamizm ve Turan... Türkiye'de hilafet kaldırılabilirse ve Türk toplumunun İslam kültürüyle bağ koparılmasa bile gevşetebilirse, ki koparılma derecesine kadar gevşetilmiştir, biraz önce tehlikeli sayılan iki görüş, yani panislamizm ve Turancılık da zaten zayıflar. Turancılığın diyeceksiniz ne ilgisi var İslamiyet'le? Çok bariz bir şey. Dünyada Türk kalabilmiş bütün kavimler Müslüman kavimler. Yani Türkler birbirleriyle bağlantılarını sadece İslamiyet yoluyla kurabiliyorlar. Başka Müslüman kavimlerle de bağlantılarını kurabiliyorlar ama kendi bağlarını kurmak için bu da önemli. Dil de önemli. Yani Arapçanın bütün Müslüman, Arap olmayan bütün Müslüman kavimlere yaptığı etki bağlantıyı da kolaylaştırıyor, diyor İsmet Özel Hoca.
Devam ediyoruz. Yine atlıyoruz biraz arkadaşlar. Buradaki çizdiğim yerlere geçiyorum. 189. sayfaya geldim. Yok, bu uzun. Bunu okumayayım. Onu geçtim. 197. sayfa. Şair olmak bana hayallerin ne işe yaradığını öğretti. Şair olmak bana hayallerin ne işe yaradığını öğretti. Devam ediyoruz. Bu da ilginç. 201. sayfa. Bizim bir kitabı okumamız önemli değildir. Bir kitap bizi okuyor mu, o önemlidir. Bizim bir kitabı okumamız önemli değildir. Bir kitap bizi okuyor mu, o önemlidir. Bu da güzel. 203. sayfa. Yazmak işi yaşamanın kaçınılmaz bir uzantısıdır. Yazmak işi yaşamanın kaçınılmaz bir uzantısıdır. Devam ediyoruz. Yine biraz zıplıyoruz. Türkiye'de dilim bozukluğu, 222. sayfa. Türkiye'de dilim bozukluğu hayata bakış biçiminin bozukluğuyla alakalıdır. Türkiye'de dilim bozukluğu hayata bakış biçiminin bozukluğuyla alakalıdır, diyor. Devam ediyoruz. Bu da ilginç. 234. sayfa. Bir şair hala yapacağı şeyler varsa kulağı kendi sesiyle fazla dolu olur. Bir şair hala yapacağı şeyler varsa kulağı kendi sesiyle fazla dolu olur. Devam ediyoruz. Biraz zıplıyoruz tabii ki de. Şurasını okuyayım arkadaşlar. 268. sayfa. Asr-ı saadet esas alınarak hareketin yönünün belirlenmesi, Müslümanları medeniyetle cevap verme zaafından ve veya bir alt kademede medeniyetle bütünleşme tehlikesinden kurtaracaktır. Yukarıda da güzel şeyi var. Hatta geriden alayım. Modernist Müslümanlara laf vurduğu için burada, soktuğu diyelim. Benim hoşuma gidiyor böyle şeyler. Modernist İslamcılar batıl itikatlara ve hurafelere saldırdılar ve bunlardan kurtulmanın İslam'ın özünü anlamakla ve kaynaklara dönüşle sağlanabileceğini ileri sürdüler. Ne var ki onların hurafe ve bid'at düşmanlığında en güçlü müttefikleri kafirler oldu. Çünkü modernist İslamcılar Kur'an-ı Kerim'e kendilerini bulmak üzere değil, ibadet alanını genişletebilmek için başvurdular. Yani gevşemek için, ya bu kadar da ibadete gerek yok, harama helali böyle biraz alanlarını genişletmek için başvurdular. Çünkü varmak istedikleri batı medeniyetine rakip bir oluşumdu. Oysa bir güçle rekabet edebilmek ancak esasta onunla uyuşmakla gerçekleşebilir. Nitekim modernist İslamcılar sünnet-i seniyeye görece bir uzaklık içinde bulundular. Elhak öyledir. Yine atlayarak gidiyoruz. Ölümümüz hayat içindir. 281. sayfa. Sosyalist dünya görüşüne sahip olduğum zamana ait bir mısrağım var. Mısrağım var. Ölüyoruz demek ki yaşanılacak. Ölümümüz hayat içindir. Hayata katkı anlamında bir ölümün seçilebilmesi müthiş bir şeydir. Heidegger şöyle diyor. Yalnızca insanlar ölür. Diğerleri telef olurlar. Dolayısıyla insan olmak telef olmaktan kurtulmaktır. Geçiyoruz. Burayı okuyayım ya, hoşuma gittiği bir yer. 295. sayfa. Eğer demokrasi halkın halk tarafından halk için idaresi ise bu tamamen bizi Türk milletini ilgilendiren bir husus olarak kalmalıdır. Biz istersek antidemokratik de olabilmeliyiz. Yani demokrasi bunu gerçekleştirme imkanı olarak vardır. Bize demokratik olma hakkı tanınmıyor. Bize demokratikleşme mecburiyeti getiriliyor. Bize bana bak, benim istediğim zamanda ve şartlarda benim istediğim gibi ve benim istediğim kadar demokratik olacaksın, yoksa senin canına okuruz diyorlar ve bunu yapıyorlar. Devam edelim. Yine zıplayarak gidiyoruz arkadaşlar. Uzatmamak için.
Türkiye'de sol demek, 321. sayfa, Türkiye'de sol demek bir bakıma Avrupa'dan, batı çevrelerinden yaşama garantisini isteyen kesim anlamına geldi. Bu düşünceyi terk etmek lazım. Burası da güzel. Biraz önce Müslüman laik diyaloğundan söz ettiniz. 326. sayfa. Bana iki endişeli insanın diyaloğundan söz edin. Endişeli insanların alışverişinden bir fayda umabiliriz. Ama iki yumruk birleşmez. Birleşme olması için elin açık olması lazımdır. İki yumruk tutamaz birini. Tutamaz birbirini. Ancak vuruşabilir. Burası da güzel arkadaşlar. 336. Biraz uzun ama okuyacağım. Bir şeyi yeşile boyayınca İslami olmaz. Yani İslami televizyon deyip de zaten bir televizyonun yapması gerekenleri yapıp onu İslami televizyon haline getiremezsiniz. Ha dersiniz ki biz Müslümanlar mecbur kaldık bu işi yapıyoruz. O kadar. Yani televizyonun İslami olması mümkün değildir. İslami meyhane gibi bir şey bu yani. Anlatabiliyor muyum? Herkes bar açıyor. Biz de bar açalım ama bizimki İslami olsun. İlk etapta belki ayran satarız. İkinci etapta alkolsüz bira olur. Madem ki bar açtık değil mi? Sonra fetva ararız. Acaba düşük alkolle falan olsa olur mu? Diyor. Şu da güzel bir cümle. 344. Kadınlar yapamaz ama yaptırırlar. Kadınlar yapamaz ama yaptırırlar. Bir şeyin, bu da 2349. sayfa, bir şeyin iyisi olmak bütün dedikoduları sanıyorum geçersiz kılar. Bir şeyin iyisi olmak bütün dedikoduları sanıyorum geçersiz kılar. Devam ediyoruz, yine zıplıyoruz, zıplıyoruz. Kadınlar güçlü yaratıklardır. Eğer güçlülük kötülükse, evet kadınlar kötü yaratıklardır. Kadınlar güçlüdür, bütün kadınlar diyor. Devam ediyoruz. Atlayayım. Burası güzel arkadaşlar. Tartışmaktan ziyade keskin ve derin bir itikad 374. sayfa. Tartışmaktan ziyade keskin ve derin bir itikadi bakış sahibi olmak gibi bir görevin önümüzde durduğuna inanıyorum. İmana ilişkin meselelerde kendimizi ne kadar asla sadık kılabilirsek bu bizi bir yerden bir yere götürür. O manada Müslüman gruplar arasında doğrudan doğruya itikadi noktaların nasıl ele alındığı ve nasıl değerlendirildiğinin konuşulması lazım. Bu yani şey bana geldi, Bediüzzaman Hazretleri'nin imana yaptığı vurgu da bu metindeki vurguya benziyor gibi geldi. Yani biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz, ne çerçevede kalmamız lazım? Onu bize öncelikle imanımız söyler, ona çalışmamız lazım o yüzden. Belirsizliğimiz orada. Burayı da atlıyorum. Burada. Faizsiz meselesi var ama uzun olur. Evet. Evet arkadaşlar, alıntılarımı zıplaya zıplaya aslında okusam muhtemelen 2 saati de aşacak kadar yer işaretledim. Çok güzel bir kitap dediğim gibi. Tekrar şöyle bir kapağını göstereyim. Şimdiye kadar İsmet Özel'in ben 4 kitabını okudum. 4'ü de çok güzeldi. Yani hepsi güzeldi. Böyle kafa açan, gençlere bakış öğreten, duruş öğreten metinlerden oluşuyordu. İsmet Özel Hoca bazen bizim de canımızı yakan laflar ediyor nurcular olarak. Biz de onun azarlarını işitiyoruz. Eleştirilerini işitiyoruz ama yani kitapları itibariyle konuşursam İsmet Özel'e dair ön yargılarımız metinlerini kıymetsiz kılmasın, kitaplarına bakışımızı zedelemesin. Bu okuduğum kitaplar itibariyle söylüyorum. 4'ü de çok güzeldi, çok kilit meselelere çok güzel ifade edişler vardı. Yani onları bir kavrasak bile şu hayatta duracağımız yere dair epey bir mesafe almış oluruz diye düşünüyorum. Ve kitabı herkese tavsiye ediyorum. Edinin, okuyun, hediye edin, dağıtın. Çok güzel kitap. Maşallah, barikallah.
Efendim bir dahaki kitapta görüşmek üzere. Bir dahaki fosforlu kalemde başka bir kitapta görüşmek üzere. Doğru veda cümlesi bu oldu. Başka bir fosforlu kalemde başka bir kitapla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Veda edebildik.